Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Herkese selamlar. 30 Mayıs 2021 iddia tahminleriyle hepinize merhaba. Bugün 6 tane mücadele seçtim. Bir tane ana kombine önerisi yapacağım sizlere. 2 oran, yaklaşık 2 oranı var. Ee, Anadolu Efes ile Rosenborg mücadelesi olacak bu ikili kombin. Hatta ilk başta sırayla gidelim. Ondan sonra videodan kombinimizi gösterelim. Sonra 6 maçın tahminini de gösterir sizlere. Şimdi 29 Mayıs'ta neler olmuş öncelikle bahsedelim. Şimdi Brentford mücadelesini almıştık maç sonu 1 olarak. Zaten ilk 20 dakikada 2-0 öne geçti. Deplasman çok sert oynadı. Biz maçı takip ettik. Canlı da verdik. Kazandı geldi. City maçı henüz daha başlamadı. Ben ŞL maçı öncesi direkt vereyim dedim. Kafamız rahat olsun. Telegram grubunda neler yaptık diye. Sürekli olarak zaten bir canlı akışımız var. Canlı olduğu zaman sürekli akışı, canlı akışı mevcut. Ki zaten nesine de olmayan maçlara da canlı akışımız mevcut. Burada gördüğünüz üzere. Brentford maçına tek bir canlı almıştık. O da 3.5 altı. Ben kendim önermiştim bunu. Şöyle göstereyim sizlere. Dedim şöyle altına da kısa bir açıklama yazıp zaten yapıştırdım. 1.48 gibi orandan tek bir canlımız vardı. Başarılı bir şekilde geldi. Zaten maçta da başka gol olmadı. İkinci golden sonra verdim ben biraz geçtikten sonra. Başarılı oldu. Kangal Tips Katıl ekibine sizler de katılaraktan da canlı telegram grubumuza gelebilirsiniz arkadaşlar. Katıldıktan sonra topluluk kısmındaki Telegram linkine tıklayaraktan sizler de gelerekten de canlı bahislerden ve ekstra kombinelerden faydalanabilirsiniz. Hepinize bol şans diyerekten maçlara geçiyorum. İlk maçımız 30 Mayıs'ta oynanacak Molde mücadelesi. Molde'ye baktığımız zaman da Molde son maçından mağlup olan bir Molde takımı var. Valerenga'ya karşı mağlup oldu ki öncesinde Rosenborg'a karşı öncesi, önceki maçta Rosenborg'a karşı son dakikalarda attığı 2 golle 87 ve 90'da attığı golle galip gelmişti. Burada da tam tersi bir düzen oldu. Dakika çok erken yediği bir gol vardı. Dakika 2'de gol yedi. Ondan sonra çevirmeyi başardı. 2-1 üstünlüğü ele aldı. Fakat 81'de dayanamadı. 3. golde yiyerekten de mağlup oldu. Molde gerçekten kaliteli bir ekip. Gol atıyor gol yiyor. Zaten Molde'nin kalitesinden bahsetmeye gerek yok burada. Molde'ye 1.45'lik gibi orandan burada taraf bahisi olarak da favori gösterilmiş. Ben burada tarafa gitmedim. Fakat yine tarafı içeren bir bahis olduğunu düşünüyorum. Ona göre sizler de tarafa gidebilirsiniz. Şimdi Mionja, Mion Jandalen ile oynayacaklar şimdi burada. Şimdi ev sahibi kendi evinde nasıl futbol sergilemiş? Bu sezona kadar şöyle 3 saat 3 maç oynamış sanırım kendi evinde aynen. Bir tane beraberliği var. Oynadığı maçlara baktığımız zaman da şu anda dişli bir ekiple oynamamış. Ben de ev sahibinin şu an maçını izleyemedim. Dek gelemedik. Fakat Molde'nin maçını izledik, izlediğimden dolayı söylüyorum ben sizlere. Ben Molde'nin burada en az 2 gol atmasını bekliyorum. Galibiyetine gitmedim. Fakat deplasman 1.5 üstüne gittiğiniz zaman da yine galibiyeti gibi bir oran alıyorsunuz. Zaten ev sahibinden gol gelir, gelmezse bile gelirse zaten atmak zorunda. Gelmezse bile Molde'nin burada en az kendi başına 2 gol atmasını bekliyorum. Yine ideal bir orandan Molde'nin 2 gol atanını sizlere öneriyorum. Ki zaten Molde'nin maçları çok hareketli ve baskılı başladığından dolayı bu goller ilk yerden bile gelebilir. Ben ama direkt deplasman 1.5 üstüne giderek 1.45 gibi oranından sizlere öneriyorum. Değerlendirmek isteyen arkadaşlar değerlendirebilirler. Bol şans diyorum geçiyorum. Wolfsberger'le ile mücadelesi var. Şimdi ilk maç bu maçın ikinci ayağı final mücadelesi. İlk maçında 3-0 mağlup oldu Wolfsberger. Şöyle baktığımız zaman da maçta etkili, etkili olan tarafa bakalım şöyle istatistik anlamda göstereyim ben size. Bakın etkili olan takım toplu oynamada Vosperger takımı pozisyonlara giriyor. Fakat toplu oynuyor fakat pozisyonlarda bitiricilik anlamında sıkıntı çekiyor. Kaçan net pozisyonu da vardı. Kaleye çok fazla bulamadı. Şimdi bu ilk maçta 3-0 yenildiği için burada mutlaka baskıyı kurmak isteyecektir. Özellikle ilk yarı maç başladığı andan itibaren Osberger takımı buradan baskıyı kuraraktan da gol bulmak isteyecektir. Çünkü erken gol bulurlarsa momentum biraz daha Osberger tarafına dönecektir. 2-3'ü de bulmak isteyeceklerdir haliyle. Fakat Astrovian buna e müsaade eder mi? Şüpheli bir durum. Astrova'nın biraz daha kaliteli bir ekip olduğunu söyleyebiliriz ki zaten bakın iddia risk yönetimi bile Vosberger'in burada baskılı oynamasını beklediği için galip gelmesini bekliyor. Hatta 1.75 gibi oran açmışlar. Fakat Vosberger ben burada 2 bahis arasında kalmıştım. Baskılı oynayıp ilk golü atan takım Vosberger takım olabilir. İlk golün oranı 1.50 gibi oranı var. Ona yönelmedim. Şöyle bir bahise yöneldim. Ben Astrova'nın burada gol atmasını niye bekliyorum? Vosberger'in umutlarını kesebilecek bir takım. İlk golü Vosberger atar. Fakat Astrovien de buna karşılık vererekten de sonradan cezasını keser diye düşünüyorum. Bu yüzden karşılıklı gol var bahsini 1.40 gibi orandan sizlere öneriyorum. Değerlendirmek isteyen arkadaşlar. Astrovien'in golünü fakat ilk golü ben dediğim gibi Vosberger tarafından bekliyorum. Bakın onun da oranı 1.50. Fakat ben 1.50'den ziyade biraz daha garantiye gidelim tarzında Astrovien'in de bir gol atmasını beklediğim için burada karşılıklı gol var bahsini yönelerekten de 1.40 gibi orandan ideal bir şekilde aldım. Geçelim Bran mücadelesine. Şimdi Buran hala mağlup olmaya devam ediyor. Son başına biz karşılıklı gol var bahsi oynamıştık bildiğiniz üzere. O gün 4'te 3'te kalmıştı. Tek yatan maçımız Buran mücadelesiydi ki zaten dakika 14'te kaçırdığı bir penaltı vardı. Maçı takip ettim şöyle göstereyim. Dakika 14'te kaçırdığı bir penaltı vardı. Maçın başında çok fazla pozisyona girdi. Atması gereken zaten şu şurada gördüğünüz iki tane net pozisyonu dakika 15 ile 0 ile 15 arasında girdi öyle söyleyeyim. Erken dakikalarda çok iyi başladı fakat şansı yaver gitmedi yine kaçırdı. Yine atamadı karşılıklı gol var bayisinden yanıldık. Şimdi Bran kendi evinde mutlaka daha baskılı oynayacaktır. İlk galibiyetine yakın olduğunu düşünüyorum ben artık Buran takımının. Ben burada buranın galip gelmesinden ziyade yine gol atmasını bekliyorum öncelikle. Deplasman takımı da Burana baktığımız zaman hücum yönünden çok fazla pozisyona giriyor fakat defansı beceremiyor. Defans anlamında çok zayıf bir takım ki zaten onlardan o defans zafiyetlerinden dolayı sürekli mağlup oluyor. Gol atmasını biliyor. Özellikle son maçta atamadı. Pozisyonlara giriyor. Bitiricilik anlamında biraz sıkıntı yaşıyor. Ama defanstan da bu o kadar da pozisyon veriyor de, e, oynadığı takımlara. Ben yine en idealden bu maça karşılıklı gol var bahsini sizlere öneriyorum. Her iki takımın da ben gol atmasını bekliyorum. Onun da oranı 1.40 gibi oranı var. Değerlendirmek isteyen arkadaşlar bu maçı da 1.40 gibi orandan değerlendirebilirler. Oranı bence gayet güzel. Bir sonraki maçımız Rosenborg mücadelesi. Ben Rosenborg'un kendi evinde ne kadar iyi oynadığını biliyorum. Ki zaten son maçında maç sonu 2 olarak değerlendirmiştik. Hatta maç sonu üst yapanlar da 1.70 gibi oranından alabilir demiştik. Dakika 90'da attığı golle galip geldi. Biz de maçı zaten canlı izleyip takip ediyorduk. Baktığımız zaman Rosenborg kendi evinde çok iyi mücadele ediyor. Sadece molde maçı hariç diğer maçlara baktığımız zaman da üstün gelmeyi bildi. Çok fazla üstüne gidiyor rakibin. Geri, geri e, alanda defansında boşluklar verebiliyor. Fakat hücum anlamında ileri gittiği zaman da Genellikle sonuç alan bir takım Rosenborg takımı. Önemli bir eksikliği henüz daha yok şu an Rosenborg takımında. Sadece sanırım bir cezalı ismi var veya bir sakat ismi olması lazım. Baktığım zaman da Stabek'e işte baktığımız zaman da son maçında kazandı. Son maçında Bran'ı yendi 2-0. Kalesinde pozisyonlar verdi ilk dakikalarda özellikle. Ben o pozisyonları eğer Rosenborg tarafı bulursa çok daha iyi değerlendirebileceğini düşünüyorum. Zaten çok fazla oran da açmamışlar Rosenborg tarafına. Ben direkt burada Matsun'u birini aldım arkadaşlar. Ki Anadolu Efes'le birleştiğim zaman da iki orana yakın bir oran ediyor. Direkt sizlere onu önereceğim. Rosenborg'un ben kendi evinde galip gelmesini bu sezonda şampiyonluk yolunda en iddialı takımlarından bir tanesinin olduğunu düşünüyorum. Ki zaten şu an 6 maçta en çok gol atan takım Rosenborg takımı. Şabeke de yine gol atıp burada kazanmasını bekliyorum. 1.30 gibi orandan direkt sizlere taraf galibiyetini öneriyorum. Bol şanslar. Diğer maçımız Mallorca mücadelesi. Bu maç hakkında şöyle konuşayım arkadaşlar. Espanyol son haftalarda 3 maçında bir mağlubiyet, bir galibiyet bir de beraberle kaldı. Puan kayıpları yaptığı için şimdi zaten Mallorca'nın burada Büyük Lig'e, La Liga'ya yükselmesi zaten kesinleşti. Fakat şampiyon olarak yükselmek var, ikinci olarak yükselmek var. Eğer Espanyol takımı ki zaten zorlu bir rakiple oynuyor. Espanyol'a girmek istemedim ben. Mallorca'ya burada deneyeceğim. Çünkü Espanyol'un son haftalarda biraz dengesiz oluyor. Dengesiz sonuçlar alıyor. Eğer Espanyol Son maçında bir berabere kalsa, mağlubiyetini geç zaten bir berabere dahi kalsa Ma Ma Mallorca takımı burada galip geldiği zaman da 1-50 gibi güzel bir oran açmışlar ki son zamanlarda zaten formda. O yüzden e, şampiyon olarak yükselmek isteyeceklerdir diye düşünüyorum. Ben burada sizlere di direkt olaraktan da bir Mallorca galibiyeti öneriyorum. Oranı da baktığımız zaman da 1-50 gibi oranı var. Mallorca'nın deplasman performansından bahsedeyim. Aslında çok fazla iyi değil. Şöyle iyi değil. Birinci sıradalar fakat attığı gole baktığınız zaman da 20 maçta 19 tane gol atmış. Fakat ona rağmen en yüksek puanı toplamayı bilmiş yani. 19 tane atmış, 14 tane gol yemiş Mallorca takımı deplasmanlarda. Ona rağmen deplasmanda en iyi oynayan, en çok puanı toplayan takım olduğunu göstermiş bize. En iyi oynayan demek doğru olmaz. Mallorca'nın ben burada son haftalarda zaten şimdi ev sahibine baktığımız zaman bir iddiası var mı? Yok arkadaşlar. 8. sırada düşmesi kalkması hiçbir şekilde yok. O yüzden Mallorca'nın ben bu maçta daha iddialı olaraktan da en ideal kadrosunu çıkarak en ideal kadrosunu burada çıkartarak Mallorca'nın direkt ben sizlere galibiyetini sunacağım. 1.50 gibi orandan değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız Mallorca galibiyetini değerlendirebilirler şeklinde öneriyorum. 1.50 gibi oran bence gayet cazip. Geçelim son maçımıza. Bakın Anadolu Efes'le Barcelona Final Four'un finalinde. Ondan önce hemen size bir haber göstermek istiyorum. Bakın Ergin Ataman ne demiş? Larkin kupayı kazandıracak şeklinde. Bakın zaten Larkin son haftalarda bir düşüş var. Hatta maç üzerinden anlatayım. Haberin özetini zaten sizlere orada anlatayım. Şuradan geçeyim. Aynen bakın. 1.48 gibi orandan açmışlar Anadolu Efes'e oran. Favori göstermişler ki olması gereken o. Vasilya Misic son zamanlarda zaten MVP seçildi. Ee, Anadolu Efes'te 10 numara işler çıkarıyor Misic bakın. Şimdi Ergin Ataman'la Larkin bir e, basın toplantısı düzenlendi. Orada dediler ki Larkin hatta Ergin Ataman da Larkin'e çok fazla gaz verdi öyle söyleyeyim. Larkin'i yükseltti. Larkin de şöyle sözler söyledi. E, son zamanlarda bir düşüş var fakat final mücadelesinde eski performansımı koyup bu maçı kazanacağız şeklinde bir şey so e, sö söyledi. Misic ve Larkin bugün formunda olursa Barcelona'yı ezer geçeriz. Öncelikle onu belirteyim. Ben zaten burada direkt Anadolu Efes'in galibiyetini sizlere öneriyorum. Barcelona'nın dün maçı vardı Milano yla. O maçı da değerlendirdik. Biz zaten ilk yarıdan iki fark atar galibiyetini almıştık. Başarılı olduk onlar Dün de, dünkü Euroleague kuponumuzda. Burada ben Barcelona'da Kalatis belki oynamayabilir neden oynay oynay oynamayabilir? Bir ufak bir sakatlığı var sanırım. Maç saatinde belli olacakmış. Eğer Kalatis Barcelona tarafını oynamazsa ki Barcelona'nın en önemli oyun kurucusu Kalatis olduğu için ben eksikliğini de yaşayacaklarını düşünüyorum. Anadolu Efes'in bugün yaptığı basın toplantısından da sonra ben bu maça ana kuponu da aldım. Direkt maç sonu ikini sizlere öneriyorum. 1.48 gibi olandan değerlendirmek isteyen arkadaşlar bu maçı değerlendirebilirler. Ben direkt Anadolu Efes kupayı kaldırır. Final four'u kazanırız diye düşünüyorum. Bol şanslar umarım gelir. Şimdi geçelim maçlara, kombinelere. Arkadaşlar sizden ricam videoya bir like atarsanız istiyorsanız yorum da atabiliriz. Fakat like'ları atmayı unutmayalım. Gerçekten emek var, saygı var. Kazanıyoruz, kazandırıyoruz. Sadece sizden isteğim bir like'tır. Başka da bir şey değildir. Bu benim ana kuponum. Rosenborg'un direkt kazanabileceğini düşünüyorum. 1.30 gibi orandan. Anadolu Efes'i de maç sonu 2'yi verdim. Böyle ikili bir yaptığınız zaman da yaklaşık 1.99 mu ne bir oranı var. İsteyenler oynayabilir. Bu benim ana kuponum. Sizlere önereceğim kombine budur. Rosenborg maç sonu 1. Anadolu Efes maç kazanır şeklinde bir önerim var. Böyle yaptığınız zaman da dediğim gibi iki orandan sizlere bir ana kombine sunuyorum. Hepinize bol şans. Bunlar da arkadaşlar değerlendirdiğim 6 maçın tahmini. Hepsi gelebilir, hepsi yatabilir. Öncelikle bunu söyleyeyim. Kimse kain değil burada. Ben burada daha çok maç izlediğim için bilgilerimi sizlere aktarmaya çalışıyorum. Burada Molde'ye buçuk üstünde almışız. Direkt 2 golünü almışız. Wolfsberger'e karşıtlı gol var. Bram Mücadelesi'ne karşıtlı gol var. Ossemborg galibiyeti. Anadolu Efes'e de maç 2 verdik ki zaten ikili ana kombinemiz. Mallorca'ya da 2 verdim. Bol şanslar arkadaşlar. Anakuponu bu şekilde. Dediğim gibi videoya bir like atarsanız güzel şeyler olur diye düşünüyorum. Görüşmek üzere. Bol şanslar diliyorum hepinize.